Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Estağfirullahal azim. Değerli kardeşlerim, hepinize hürmet ve muhabbetle selamlar. Bu sıralarda insanlar arasında bir söz dolaşıyor. Çok canımı sıkıyor, çok üzülüyor. Diyorlar ki bu gençlik elden gidiyorsa, İslam'dan uzaklaşıyorsa, dindarların yüzünden. Çünkü dindarlar hem dindar diyor kendilerini hem de dini yaşamıyorlar. Çok menfaatçi, dünyacı olmuşlar. İnsanlar da ona bakarak dinden uzaklaşıyorlar. Ben bu kanaatte değilim. Bir kere elimizde bunun böyle olduğuna dair kesin bir istatistik, bir belge yok. Ama öbür tarafta bir şey var. Nedir o? 100 yıldır bu sistem İslam'ı bu gençlere öğretmiyor. Nokta. Gençler İslam'ı bilmiyor. Analarından, babalarından gördükleri bir İslam da onlara yetmiyor tabi. Yetmez. Artı bu sistem 100 yıldır insanları cebirle, şiddetle, zorla İslam dünyasından kopararak, İslam'dan, onun medeniyetinden, tarihinden, kültüründen kopararak Batı dünyasına zorla sokmaya çalışıyor. Eskiden muasır medeniyet seviyesi diyorlardı, şimdi çağdaş uygarlık düzeyi diyorlar. Batılı gibi bir insan olmayı özendiriyorlar. Makamlar onun için, bürokratlar onlara dair. Onlardan atama yapıyorlar. Daha düne kadar dindar bir bürokrat atansa, giricilik, yobazlık, iltica, devleti sardı, bir sürü yaygaları koparılıyordu. Unuttuk mu bunları ya? Ne zaman bir darbe olsa ilk defa imam hatiplerin orta kısmı kapanır, üst tarafında budanır, başka okullara gitmesi engellenmeye çalışır, sayıları daraltılır, azaltılır, Kur'an kursları kontrol altına alır, tasavvuf, tarikat gibi dernekler, dindar vakıfları zapturapt altına alınır. Yaptıkları bu. Ne verdiniz, ne istiyorsunuz, niye suçunuzu bastırıyorsunuz mübarekler? Bu gençlere İslam'ı vermediniz, öğretmediniz. Üstelik başka İslam dışı yolları açtınız. Sosyalizmin önünü açtınız, komünizmin önünü açtınız. Dinsizliğin önünü açtınız, sekülerizmin, laikliğin önünü açtınız. Pozitivizmi resmen okuttunuz. Mekteplerin felsefesi genel amacı oldu bu yani. Şimdi de kalkmış diyorlar ki çocuklar deist oluyorlar. Efendim bunun suçu dindarlarmış. Hadi orada. O kadar da ucuz değil yani. Bu dindarlar 100 yıldır devlet hiçbir destek vermedikleri halde camilerini yapıyorlar, Kur'an kurslarını yapıyorlar, İmam Hatip'in binalarını yapıyorlar, çocuklarını veriyorlar. Bin bir meşakkatle ve işte siyasette dindar insanları seçerek bir parça devletin içerisine evet nüfuz ediyorlar. Devletlere geçirmek değil, haklarını alabilmek için. Herkes vatandaşsa dindarlar da vatandaştır. Herkesin o devletten bilgisi, ölçüsü, layıkı ve ne kadarsa o kadar istifade etme hakkı vardır. Eyvallah. Dindar insanlar bürokratta, devlette görev almasınlar. Niye? İltica gelirmiş. Ötekiler küfür gelirmiş. O yok. Çünkü küfrün öyle serbest. O bizden de diyorlar. Sonra da kalkmış utanmadan bu çocuklar dinden uzaklaşmışlarsa sebebi dindarlar diyorlar. Ya. O dindarlar olmasaydı siz görürdünüz babanızın damını. Millet birbirini yerdi. Deprem oluyor, dindarlar koşuyor. Önce dindarlar koşuyor. Herkes koşuyor ama yardımda onlar. Çocukların yurtlar, yuvalara sahip çıkıyorlar. Aç kalanlara sahip çıkıyorlar. Eğer öyle olmasaydı komünistler, sosyalistler çoktan ihtilal yapmışlardı. Çünkü açları dindar insanların kurdukları yardım kuruluşları ya destekleriyle besleyerek onları komünistlerin ya da sosyalistlerin avucuna düşmekten kurtarıyorlar ya. Bu benim çok canımı sıkıyor. Dindar insanlar yüzünden insanlar dinden soğuyormuş. Tamam. Yani bazı insanların yanlışından dolayı bazı insanlar dinden soğumuş olabilir. Menfaat olaylar. Benim de başımdan geçti. Bir arkadaştan bahsediyorlardı. Güzel, temiz fıtratlı bir arkadaş ama
İşte daha önce iyi bir insanken sonradan bozulmuş, efendim sosyalist olmuş, anarşist olmuş, terörist faaliyetlere katılmış. Bir ara böyle bizim de sohbet etmiş olmuştuk. Yani lisede çalıştığımız yıllar, geçmişte 70'li yılların sonuydu. Cemal Hoca'yı tanıdıktan sonra Müslüman olasım geliyor fakat babamı gözümün önüne getirince geri vazgeçiyorum demiş. Çok üzüldüm. Çok üzüldüm. Yani babamı gözümün önüne getirince, babamı düşününce dinden soğuyorum. Ne demek ya? Ama işte bir hoca, kendisini din anlatan, dini yaşayan, samimi bir insan ona da bakıyor. İmreniyorum, Müslüman olasım geliyor. Fakat babamı görünce vazgeçiyorum. Böyle münferit vakalar var. Bu olabilir. Ama bu memleketteki topyekün dinden uzaklaşmasının sebebi Müslümanlar değil. Bilakis bunu isteyen, bunu efendim zaten amaçlayan, bunun için çabalayan bir sistem ve o sistemin insanları vardır. Daha düne kadar çocuklar, talebeler cumaya giderse, namaz kılarlarsa, ne oluyor? İltica geliyor, namaz kılanların sayısı çoğalıyor. Allah Allah, ne namazı ya? Diyen insanlar, yani kelli pelli o haber sitelerinde böyle bu tür programlar yapan insanları unuttuk. Belki gençler bunları bilmez de biz bunları çok iyi biliyoruz. Allah o günlere bir daha geri getirmesin Müslümanlar. Akşam haberi izleyemezdik ya. Gericilik, yobazlık, çağdaşılık. İrtica geliyor. Aha geldi, aha görüktü, şurada görüktü, burada görüktü. Neymiş? Ramazan'da cemaatte camiler çoğalmış, cuma namazı sokaklara taşmış, imam hatiplerin sayısı artmış, Kur'an kurslarının sayısı artmış, başörtülülerin sayısı artıyormuş, irtica geliyormuş. Bunlar bu nesil dindarlaşmasın diye mekteplerin içerisinde mezuniyet töreni dediler, değişik bahanelerle açıklığı, saçıklığı, dansı, içkiyi okula sokmadılar mı yani? Gençlerin birbirleriyle flört etmesini, arkadaşlık, erkek arkadaşlığı o kadar ayağa düşürdüler ki benim ilk öğretimde okuyan çocuğum bir zamanlar. Şimdi büyüdüler, kocaman adam oldular elhamdülillah da ilkokulda okurken, ilk öğretim o zaman 8 yıldı. Bir gün sohbet ederken bana dedi, baba yani erkek arkadaşı, kız arkadaşı olmayan çocuk yok mektepte. Herkesin ya bir erkek arkadaşı, bir kız arkadaşı mutlaka vardır yani. Şimdi bunlar dinden uzaklaşmış, dindarların yüzünden öyle mi? Yazıklar olsun size. İftiranız başınızda parçalansın sizin ya. Ha, bu arada dindar insanlar olarak biz de sorumluluğumuzu alalım. Biz de acaba yeteri kadar dinimizi yaşadık, güzelliklerini gösterdik, bu başkalarını örnek olabildik ve anlatabildik mi? Bu noktadan bizi birisi suçlarsa boynumuzu büker, haklısın deriz. Allah Celle Celaluhu hem dinimizin hem aklımızın hayrını göstersin. Söz tuttuk, kusura bakmayın. Hoşça kalın ve selam.